أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim Celle Celaluhu bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, ihlasımızın ziyadeleşmesine, takvamızın güzelleşmesine, ahiret azığımızın müjdat olmasına vesile eylesin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu böylesine Kur'an müesseselerinde, Kur'an sohbetlerinde bizleri bir araya getirdiği gibi firesiz ve eksiksiz bir şekilde yarın ahirette Habibinin etrafında toplaşabilmeyi, cennette onunla buluşabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Annelerimize, babalarımıza, eş ve çocuklarımıza da nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Hafız Efendi kardeşimizin, yavrumuzun okumuş olduğu birinci ayeti kerimede Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Rahman Teala'nın sevgili kullarının özelliklerini anlatıyor. Devam ederken hafızımızın okuduğu ayete geliyor. Yani ayeti kerimelerin makabline, mabadine, arkasına, önüne, arkasına baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarının özellikleri anlatılıyor. Okunan birinci ayeti kerimede وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا diye başladı. Yani Cenab-ı Hakk'ın sevgili kullarının içerisinde tevbe eden, Allah'a yönelen, onunla beraber kalmayıp tavır ve davranışlarını da yoluna koyan, salih amellerle hayatını sürdüren kullar var ya diye devam ediyor. Şimdi burada tevbeden konu açılınca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile şöyle diyor. Bazen kalbime bir ağırlık çöküyor. Kalbime ağırlık çöktüğünde ben en az 100 kere istiğfar ederim. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bile Allah'ın biricik peygamberi Celle Celaluhu olmasına rağmen kendisi istiğfar etmeye, tevbe etmeye ihtiyaç duyuyor. Bize gelince kıymetli dostlar, biz kulların Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri karşısındaki duruşunda şöyle bir hadis-i şerifi hatırlarsınız. Ey Adem'in çocukları, hepiniz hatalarla dolusunuz. Hata edenlerin en hayırlısı, en çok tevbe edendir. Şimdi şöyle paylaşayım. Bir adam namazını kılmıyorsa günah içerisinde midir? Elbette büyük günah içerisindedir. Bir namaz kılmamak, farz olan namazı kılmamak bir adam öldürmeye eşdeğerdir. Veya Allah muhafaza bir zinaya eşdeğerdir. Haram olması bakımından. Dolayısıyla günde 5 tane namaz kılmayan günde 5 tane büyük günah işlemiştir. Dolayısıyla namazdaki aksaklıklar mutlaka bizim için ciddi bir vebal mi, çocuklarımız için ciddi bir vebal mi, eşlerimiz için, müminim diyen her insan için ciddi bir vebal mi? Evet. Peki ben namazımı düzenli kılıyorum. Namazda kazam yoktur. Güzel. Gelelim şimdi biz kıldığımız namazı. Namaz kılanla kılmayan arasında elbette çok fark vardır. Ama namaz kılan İnsanlar şunu diyebilir mi? Biz şimdi namazımızı kıldık, Allah kabul etsin. Şunu diyebilir miyiz? Benim kıldığım namaz aranan namazdır, istenen namazdır, Rabbimizin kabule şayan gördüğü bir namazdır diyebilir miyiz? Hepiniz ticaretle uğraşıyorsunuz. Bir şekilde ticaretle bağlantınız vardır.
Makineden çıkan mal defolu ise onu siz kaliteli mal diye satabilir misiniz? Onu siz piyasaya kaliteli mal diye sürebilir misiniz? Sizin daima müşteriniz olan ve kaliteli mal isteyen kişiye siz bunu gönderebilir misiniz? Onun kalite kontrolcüleri var, sizin de kalite kontrolcüleriniz var. Kaliteye uymayanı atıyorsunuz, çöpe atıyorsunuz veya hurda neyse yerine göre. Şimdi bizim imal ettiğimiz şeylerde en ufak bir problem olduğu zaman bunu piyasaya sürmüyoruz. Müşteri de bunu kabul etmez. Yanlışlıkla müşteriye gitse bize geri çevirir bunu. Dolayısıyla namaz kılan insanlar da kılmış olduğu namaz açısından elhamdülillah Rabbim nasip etti diye Allah'a hamd edecek. Ama öbür taraftan namazın içerisindeki eksiklerimiz ve aksaklıklarımız sebebiyle boynumuzu büküp Allah'ım sen kabul eyle diye Cenab-ı Hakk'a müracaatımız olması lazım. Şimdi müminin hayatında tevbe ne kadar derviş olursa olsun, ne kadar ibadetine düşkün olursa olsun, nasıl ki yemek hayatımızın olmazsa olmazı, tevbe de hayatımızın olmazsa olmazıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum. Bakın dostlar, size ben şimdi bir başka ayeti kerime okuyacağım. Mü'min suresi var. Bu Mü'min suresinin 7. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu اَلَّذ۪ينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ diye başlayan ayeti kerimede buyuruyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, arşı taşıyan melekler var. Arşın çevresinde de melekler var. Arşı taşıyan melekler ve arşın çevresindeki melekler, meleklerin üstünlerindendir. Melekler kendi arasında farklı farklı görevlerle görevlendirilmişlerdir. İşte Cebrail aleyhisselam, 4 tane büyük melek, Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam. Arşı taşıyan melekler de Cenab-ı Hakk'ın özel melekleridir. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, arşı taşıyan meleklerim var ya, evet. Arşın etrafındaki görevli meleklerim var ya, evet ya Rabbim. Onlar yüsebbihune bihamdi rabbihim. Sübhanallahi ve bihamdihi diyerek beni tesbih ve zikir yaparlar. Demek ki arşı taşıyan melekler, arşın çevresindeki melekler nasıl tesbih yaparlarmış? Sübhanallahi ve bihamdihi. Sübhanallahi ve bihamdihi tesbih ve zikri hem dağların hem taşların hem de arşı taşıyan meleklerin tesbihidir. Geçiyorum burasını. Ve yu'minune bihi, Cenab-ı Hakk'a imanları tamdır, kamildir. Ve yestagfirune lillezine amenu. Şimdi arşı taşıyan melekler Allahu Teala'ya Sübhanallahi ve bihamdihi diye tesbih ediyorlar. Ayrıca ve yestagfirune lillezine amenu, iman eden insanlar için de istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi bunların günahlarını bağışla diyorlar. Yani biz evimizdeyiz, işimizdeyiz, bağımızdayız, bahçemizdeyiz, istirahatımızdayız. Arşı taşıyan melekler Sübhanallahi ve bihamdihi diyerek Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmeleri, onlara Cenab-ı Hakk'ın yüklediği bir görev, bunu yapıyorlar. Bir de iman edenler için istiğfar ediyorlar. Yani ya Rabbi şu iman edenlerin günahlarını bağışla diye benim için, senin için ne yapıyormuş? İstiğfar ediyor. Nerede bu ayeti kerime? Mü'min suresi kaçıncı ayetti? 7. ayet. Şimdi buraya dikkat buyurun. Rabbena, şöyle diyorlar. Arşı taşıyan melekler şöyle diyorlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz. Vesi'te külle şeyin rahmeten ve ilmen. Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Rahmetinin erişmediği hiçbir yer yok. İlminin erişmediği hiçbir yer yok. Allah'ım biz sana yalvarıyoruz. Fagfir, bağışla. Lillezine tabu, tevbe edenleri bağışla diyor. Demek ki arşı taşıyan melekler istiğfar ederken mutlak olarak Allah'ım şu mümin olan kullarını bağışla demiyor. Ne diyor? Allah'ım
bu müminlerden günahının farkında olup tevbe eden, pişman olan, nadim olanlar var ya, Allah'ım biz de sana onlar adına yalvarıyoruz, onları bağışla. Vettebe'u sebilek. Allah'ım yanlıştan vazgeçmiş, tevbe etmiş, kırdığı çanakların sayısını Allah bilir, başkası bilmez. Dolayısıyla yaptığı yanlışların farkında olup, eksiğini, suçunu, hatasını anlayıp boynunu büken ve tevbe eden kulların var ya, Allah'ım bunları bağışla ne olursun diyor. Vettebe'u sebileke, yanlıştan vazgeçti, senin yoluna uydu. Bunları bağışla da veqihim azabel cehim, cehennem azabından bunları koru diyor. Bitmedi. Rabbena ey bizim Rabbimiz, ve edhilhum cennete adinin illeti ve'attehum. Onlara vaat ettiğin adin cennetlerine onları yerleştir Allah. Yarın ahirette bu tevbe eden kullarını, yanlıştan vazgeçmiş ve senin yoluna uyan bu kullarını adin cennetlerine yerleştir Allah'ım diye melekler dua eder. Bitti mi? Bitmedi. Ve men salaha min abaihim ve ezvacihim ve zürriyatihim. Allah'ım bu tevbe eden, senin yoluna uyan bu kullarının kendilerini cennetlere, adin cennetlerine yerleştirdiğin gibi babalarından, annelerinden, dedelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden de salah yolunu seçenleri, iman yolunu seçenleri de bunlara katıver Allah'ım diye dua ederler. Şimdi kıymetli dostlar, İnneke entel azizül hakim ayeti kerime devam ediyor. 8. ayeti kerime. Ve kihimus seyyiat, Allah'ım bunları kötülüklerden koru. Ve men tekis seyyiati yevme idin fekad rahimte. Allah'ım sen yarın ahirette bunların karşılaşabileceği her türlü sıkıntılarda bunları koru ve bunlara yardım eyle. Sen her kimi kötülüklerden, sıkıntılardan korursan onlara rahmetinle muamele ettin demektir. Bu da büyük bir kurtuluştur diyor. Kıymetli dostlar, bu ayeti kerimede ciddi bir müjde var mı bizim için? Gerçekten çok ciddi bir müjde var. Şimdi arşı taşıyan melekler zaten Sübhanallahi ve bihamdihi diyerek çok ulvi bir görevi icra ediyorlar. Yani tesbih ile meşguldürler. Sizce o meleklere bu biraz önce manasını verdiğim şekilde dua ettiren, istiğfar ettiren onların kendi özel duyguları mıdır yoksa Cenab-ı Hakk'ın onlara kodlaması mıdır? Allah-u Teala'nın onlara kodlamasıdır. Burada önemli olan cümle nedir? Bunu özellikle altını çizerek sizinle paylaşıyorum. Melekler, arşı taşıyan melekler bizim için istiğfar ederken فَغْفِرْ Allah'ım bağışla lillezine tabu tevbe edenleri diyor. Demek ki bizim arştaki meleklerin duasına katılabilmemiz için samimi tevbe etmemiz lazım. Tevbe yanlıştan dönmek, yanlıştan dönmek demektir. Bir defasında Karadeniz'e gidiyorum. Bu Tosya yolunda işte Ankara'ya doğru giden yoldan işte Samsun'a sapılması gereken yerde kaçırdım. Ankara'ya doğru ilerledik. Baktık ki tabelalarda yanlış yola girdik. Yanlış yola girdiğimi anladım ama girdikten sonra anladım. Ne yaptım? En kısa yerden, en kısa dönüş yerinden döndüm. Gitmem gereken yola doğru yöneldim. İşte tevbe budur. Yanlış yola girdim. Tevbe nedir? Oradan U dönüşü yapıyorum. İlk fırsatta U dönüşü yapıyorum. Gitmem gereken yola gidiyorum. İşte tevbe budur. Hayatımıza karışmış, ahlakımıza bulaşmış, hesabını vermekte zor durumda kalacağımız ne varsa bir U dönüşü yapmak. Ve U dönüşü yapınca Allah'ım sen beni bağışla dediğin zaman arş senin için titriyor. Arştaki melekler sana katılıyor. Senin bu tavrın, benim bu tavrım, yani ben bir U dönüşü yapıyorum, samimi bir tevbe yapıyorum. Ben bu tevbeyi yaptığım zaman arştaki melekler bana dua etmiyor sadece. Bana, anama, babama, dedeme, neneme, eşime ve çocuklarıma dua ediyor.
Yani bu gerçekten acayip bir nimet, acayip bir devlet. Cenab-ı Hakk'ın tevbe eden insanlara verdiği ulvi bir şereftir. Şimdi sizce biz günahlarımızdan tevbe ettiğimizde, yanlışlarımızdan U dönüşü yaptığımızda, istikameti yakaladığımızda, ellerimizi kaldırıp boynumuzu büktüğümüzde, melekler de bizim için istiğfar ederse, Allah onlara bu istiğfarı yaptırdığına göre bunların istiğfarı boşa çıkar mı? Çıkmaz. Bundan dolayıdır ki kıymetli dostlar, her birimizin olmazsa olmazlarımızdan birisi samimi tevbe olmalıdır. Kıymetli dostlar, şurasının altını çizelim. Rahmetli babam Cenab-ı Hak hepinizin geçmişlerine rahmet eylesin. Derdi ki, Efendi Hazretlerine derviş olduktan sonra, mürid olduktan sonra teheccüd namazında kazan var mı bilmem derdi. Teheccüd namazında kazan var mı bilmem. Yani her gece yaz kış kalkmaya çalıştım. Ama kıldığım teheccüdlerden kabule şayan bir tane var mı onu da bilmem derdi. Yani bana kendi kıldığım namazlarım satılacak olsa hiçbirisini almam, hepsi defoludur derdi. Yani biz yaptıklarımızın layıkıyla yapılmadığı inancıyla boynumuzu büküp Cenab-ı Hakk'a Allah'ım sen kabul edersen bu iş olur, sen kabul etmezsen olmaz. Değişik yerlerde örnek vermiştim onu. Yıllarca önce Kocatepe'ye gelmemiştim o zaman, Yeşil Cami'deydim. Bir dostumuz vardı. O zaman Bayrampaşa'da böyle iş hanları yeni yapılıyordu. Yeni iş hanı yapan iyi zenginlerden birisiydi. Bu kardeşimiz daha sonra öyle bir iflas etti ki hala belini doğrultamadı. Kendisini ziyaret ettik. Neler yapılabilir diye konuştuk. İşin gerçek yüzünü, perde arkasını şöyle anlattı bize. Dedi ki hocam dedi, Almanya'dan benden kot pantolon istediler dedi. Numune gönderdiler. Ben de numune gönderdim. Tamam dediler. 3 tır mı, 4 tır mı, 5 tır mı kamyon hazırladı, tır malzemeyi gönderdi. Bu malzemeyi gönderdi. Almanya'ya vardığında Almanlar demiş ki, bu bizim istediğimiz kalitede değil, numune aynı değildir. Biz bunları almıyoruz, bunlar çöptür dediler. Adam ondan sonra belini düzeltemedi. Oradan gelen parayla köşeye dönecekti. Fakat karşıki taraf numuneye uygun değildir, aranan evsafta değildir deyip üzerine çarpıyı koydu. Adam o gün bugün han gitti elinden. Çok acayip durumlara düştü. Allah yardım etsin. Şimdi benim asıl burada siz dostlarımla paylaşmak istediğim nokta şurasıdır. Alman gavuru bu gönderdiğin mal istediğimiz evsafa uygun değildir deyince, almayınca yapabilecek bir şey kaldı mı? Ellerini kaldırdı, beyaz bayrağını ilan etti mi? Yarın ahirette Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, kulum senin yaptığın bunlar benim istediğim evsafta değildir derse, bizim yapabileceğimiz ne var? Hiçbir şey yok. Öyleyse yaptıklarımızdan dolayı, bakın yapmadıklarımızı koydum bir tarafa, yaptıklarımızdan dolayı bile boynumuzu büküp Allah'ım sen kabul edersen bir işe yarar, sen kabul etmezsen ben ne yaparım demek lazım. Bunun ezikliğini yaşamak lazım. Şimdi şurasını da net bir şekilde söyleyeyim. Bir insan hani böyle ibadet yapıp da kafasını kaldırıp var mı bana yan bakan, işte benim ne eksiğim vardır, uçtum gidiyorum havasına bürünen bir insan, öbür taraftan günaha bulaşmış, günaha bulaştığından dolayı boynu bükük ben günahkar bir kulum diyen adam, Allah nezdinde bu ikincisi birincisinden daha değerlidir. Yani Cenab-ı Hak boynumuzu bükmeye, Ya Rabbi demeye, sen kabul et biz beceremedik demeye efendim bizi teşvik ediyor. Bir de şunu söyleyeyim. İmam-ı Azam Hazretleri Kabe-i Muazzama'nın içerisine girer. Kabe-i Muazzama'nın içerisinde iki rekatlık namazda rivayetlere göre Kur'an-ı Kerim'i başından sonra hatmeder.
Bu bir keramettir. Bunu herkes yapamaz mı? Ancak bir keramet olabilir. Sonra namazdan sonra ellerini kaldırır. Sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya Allah. Ey Allah'ım, biz sana layıkıyla ibadet edemedik. Biz sana layıkıyla şükredemedik. Şimdi bir Kabe'nin içerisinde namaz kılmak var. Bir de iki rekatle Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek var. Bir de İmam-ı Azam gibi birisi Kur'an'ın her kelimesini, her harfinin yüklü olduğu manaları anlayarak yani bu namazı kılmak var. O namazdan sonra boynunu büküyor, Allah'ım diyor, biz sana layıkıyla ibadet edemedik ki. Biz seni hakkıyla bilemedik ki. Sana biz hakkıyla şükredemedik ki diyor. Bunlar bize yol gösteriyor. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda biz kendimizi nasıl görmeliyiz? Her şeyi yaptığımız halde yapsak bile yapamadık, beceremedik. Çünkü karşıki taraf, yani karşıki taraf derken bu ibadeti bize emreden Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri kabul ettim dediği zaman olay bitti. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'la İsmail Aleyhisselam'ın örneğini hep veririm. Gidince dostlarla yakında canlı canlı da görmüş olacağız. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la beraber kollarını sıvıyor. Kabe-i Muazzama'nın binasını yapıyor. Kabe'nin, Mekke'nin o hava şartlarını düşünün, o günkü imkanları düşünün. Kayaları kıracaksınız, duvara elverişli hale getireceksiniz, taşıyacaksınız, duvar yapacaksınız, sonuçta bir bina yapacaksınız. Burada çalışan amele kim tabiri caizse? Amelesi de, ustası da, ustabaşı da İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam. Şimdi kaç lira yevmiye ile bunu yapıyorlardı? Ne yevmiyesi ya? Sırf Allah için yapıyorlardı. Doğru mu? Tamam. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam'la beraber Kabe'nin duvarlarını yükseltiyorlar diyor Cenab-ı Hak. Bakara suresinde. Rabbena, bir taraftan da şöyle ellerini kaldırıp yalvarıyorlar. Takabbel minna, Allah'ım bizim bu yaptığımızı sen kabul eyle. Eğer sen kabul etmezsen bu zahmetlerimizin hepsi boşa. Hepsi boşa. Biz bunları senin rızanı kazanmak için yapıyoruz. Eğer sen kabul edersen bu amelimizi bir anlam ifade eder. Değilse yorgunluktan başka hiçbir işe yaramaz. Şimdi bir hadis-i şerif daha paylaşıyorum kıymetli dostlar. Nice oruç tutanlar var ki tuttuğu oruçtan sadece kendisine açlık ve susuzluk kalır. Nice geceleri uykusuz ibadete kalkan insanlar var ki gece yaptığı ibadetten sadece kendisine uykusuzluk kalır. Oruç tutanlara açlık ve susuzluk kalır. Gece ibadeti yapan niceleri vardır ki onlara da sadece nesi kalmış olur? Uykusuzluğu kalmış olur. Yani orucu kabul edilmezsen o zaman orucundan ne kalmış olur kendisine? Sadece açlık ve susuzluk kalmış olur. Peki öbür adamın gece yaptığı ibadet kabul edilmezse ona da ne kalmış olur? Sadece uykusuzluğu kalmış olur. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Rubbetalin lil Kur'ani vel Kur'anu yel'anuhu. Nice Kur'an okuyanlar vardır ki Kur'an onlara lanet eder. Şimdi bunlara baktığımız zaman gerçekten mayın tarlasında yürür gibi yürümek lazımdır. Dönüyorum ben tekrar başa dönüyorum. Şunu bugün okunan ayeti kerimelerden ve Mü'min suresindeki de bunu destekleyen, açıklayan ayeti kerimelerden istifade ederek şu kararı vermek lazım. Gerçekten benim her günümün içerisinde yemek, içmek olduğu gibi 5 vakit namaz da olacak. 5 vakit namaz olduğu gibi de samimi bir tevbe olacak. Yani insan akşam yatağına girerken veya sabah kalktığında kendisine tayin ettiği zaman dilimleri içerisinde bir muhasebe yaparak gerçekten ben bugün kırdığım çanaklar çoktur. Yaptığım ibadetlerde de eksiğim, kusurum çoktur deyip boynunu büküp Cenab-ı Hakk'a yalvarmış olsa, yani tevbe dediğimiz o özelliği, o güzelliği hayatına taşımış olsa, gökteki melekler sana koşuyor, senin yardımına koşuyor, senin
Sadece sana değil, anana, babana, dedene, ninene, eşine, çocuklarına, hepsine dua ediyor. Arşı taşıyan melekler, arşın çevresindeki melekler. Bu ne büyük nimet, ne büyük devlet, ne büyük şereftir. Şunu unutmamak lazım kıymetli dostlar. Allah Celle Celaluhu kuluna günah işledi diye kızmaz. Günahtan tevbe etmedi diye kızar. Bir daha söylüyorum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kuluna günah işledi diye kızmaz. Günahtan tevbe etmedi diye kızar. Çünkü kendisi buyuruyor, ey Adem'in çocukları, hepiniz hatalarla dolusunuz. Hatta bir hadis-i şerifte Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz buyuruyor ki, eğer siz hiç günah işlemiş olmasaydınız, Cenab-ı Hak sizi götürür, sizin yerinize öyle insanlar getirir ki, o insanlar zaman zaman günah da işlerler, günahtan sonra tevbe de ederler. Yani melek, eğer Cenab-ı Hak insanların hiç günah işlememesini hedefleseydi, o zaman melek gibi yaratırdı insanları, hiç günah olmazdı. Demek ki insanı Cenab-ı Hak yarattı ki ne olacak? Hata da olacak, sevap da olacak. İnsan hatasını fark edince tevbe ettim diyecek, iyi ile kötü arası fark edilmiş olacak. Kıymetli dostlar, şimdi ortada bir örnek var. Birisi şeytandır, bir örnek var. Adem Aleyhisselam'dır. Adem Aleyhisselam yanlış yaptı mı, yapmadı mı? Yaptı. Şeytan da yanlış yaptı mı, yapmadı mı? Yaptı. Peki şeytan aleyhillâne diyoruz. Mel'un, e'udü billâhi mineşşeytânirracîm diyoruz. Ama Adem'e gelince Adem aleyhisselam diyoruz. Aradaki fark ne? Birisi tevbe etti, birisi tevbe etmedi. Adem aleyhisselam tevbe ettikten sonra Cenab-ı Hak nezdinde en ufak bir kirli çamaşırı kaldı mı? Kalmadı. Peygamber kıldı onu Allah Celle Celaluhu. Ve dolayısıyla ondan sonra gelen herkes, her peygamber ve her mümin Adem Aleyhisselam'dan bahsederken Adem Aleyhisselam demiştir. Rivayetlere göre Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'la ruhları birleşir. Der ki Musa Aleyhisselam Adem Aleyhisselam'a, ya der, cennette Cenab-ı Hak seni uyardı. Bu ağacın meyvesinden yeme dedi. Yemeseydin biz hep cennette olacaktık. Başımıza iş açtın dedi. Adem Aleyhisselam dedi ki Musa Aleyhisselam'a, sana bir soru sorayım dedi. Tevrat dedi, yerler gökler yaratılmadan ne kadar önce levh-i mahfuza intikal etmişti? Çok önceden dedi. Peki o Tevrat'ta benim cennette yaptığım yanlış yazılı mıydı dedi. Yazılıydı. O zaman dedi, beni niye hesaba çekiyorsun ki dedi. Ben yaratılmadan bu karar verilmiş zaten. Şimdi Adem Aleyhisselam yaptığı az bir yanlış değildir. Biz onu konuşmayız. Haddimiz değildir. Ama kaderde, takdirde böyle bir şey var. Cenab-ı Hak insanı farklı yaratmış, melekleri farklı yaratmış. Yeryüzüne insanoğlu inecek, iyisi de olacak, kötüsü de olacak. Günah işleyeni de olacak, efendim tevbe edeni de olacak. Önemli olan biz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarıyız. Adem Aleyhisselam'ın çocukları Adem Aleyhisselam gibi davranmalı. Adem Aleyhisselam'ın çocukları şeytan gibi davranmamalı. Yani insan olduğu halde yaptığı günahlardan tevbe etmeyen şeytan gibi davranmış olur. Ama insan olduğu halde yaptığı yanlışlardan tevbe eden Adem Aleyhisselam gibi davranır. Adem Aleyhisselam gibi davrananı Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam muamelesini yapar. Sözü çok uzatmaya da gerek yok kıymetli dostlar. Tevbeye her birimizin yemeğe ihtiyacımız olduğu gibi ihtiyacımız var mı? Var. Bunu günlük olarak becerebilmek lazım. Tabii şurası da çok önemlidir. Tevbede çok esas olan, hani ben Ankara yolculuğunu örnek verdim ya size. Yani yanlış yaptığımı anlayınca ne yaptım? Aynı yolda devam etmedim. Aynı yolda devam etsem ona tevbe denir miydi? Denmezdi. Hemen ilk fırsatta döndüm. İşte o dönmek, ona tevbe deniyor. Mevla Celle ve Ala Hazretleri okunan birinci ayet-i kerimede وَمَنْ تَعْبَ Bir insan tevbe ederse, tevbesini yaptı, dönüşünü yaptı.
ve amile salihen, tavır ve davranışlarını düzeltti. Bana yakışan artık doğru olmaktır. Yılan gibi eğri büğrü olmak değildir. Dost doğru olmaktır. Fe innehu yetubu ilallahi metaba. Bu insan, günahtan tevbe eden adam var ya, o Allah'a yöneldi demektir. O Allah'a yöneldi demektir. Dolayısıyla yanlıştan tevbe eden, yanlıştan dönen, tavır ve davranışlarını düzelten insan, her attığı adım, her aldığı verdiği nefes de Allah'a, Allah'a, Allah'a gidiyor demektir. Kendisi fark eder, fark etmez. Çok önemli değildir. Ama fe innehu yetubu ilallahi metaba. O Allah'a yöneldiğinde Allah da ona yöneliyor. Kulum bana bir karış yaklaşsa, ben ona bir zira arşın yaklaşır, bir zira yaklaşırım. Kulum bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. Kulum normal yürüyüşle bana gelse ben koşa koşa kuluma giderim diyor. Şimdi Allah'a gitmek demek yanlışlardan dönmek demektir. İyiliklere koşmak demektir. İbadetlere, Rabbimizin razı olduğu şeylere koşmak demektir. Dolayısıyla bu ayeti kerimeler bize bu güzellikleri, bu özellikleri bu akşam gider ayak memuriyete adım atacak olan yavrumuzun okuduğu ayet-i kerimeler bizlere bu şifreleri vermiştir. Geliniz bu ayet-i kerimenin verdiği atmosferi ruhumuza, içimize sindirelim. Bugünden sonra tevbe ile ilgili tavır ve davranışımızı yeniden gözden geçirelim. Anamıza, babamıza, kendimize, eşimize, çocuklarımıza, zürriyetlerimize, arşı taşıyan meleklerin duasını gelmesini istiyorsak, فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ. Bu tevbe işine iyi sarılalım. Melekler bizim için istiğfar ederlerse bizim bahtımız açıktır. Sadece kefeni beyaz değil, bahtı da beyaz olan insan olarak kabir alemine intikal etmiş oluruz. Yüce Rabbim bu duyduklarımızı, değerlendirdik, okuduğumuz ayeti kerimeleri, hadis-i şerifleri gerçekten kavrayabilmeyi, hayatımıza tatbik edebilmeyi, meleklerin istiğfarına mazhar olabilmeyi, bugün bunu burada dinlediğimiz gibi semeresini yarın ahirette görebilmeyi Rabbim her birimize nasip etsin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.